Değerli Polar TV izleyicileri, Bir Şair Bir Ozan programımıza bu haftada hoş geldiniz. Bu haftada sizler için çok değerli bir şairimizi ve değerli bir ozanımızı inceledik. Kimlerdi sayalım? Ümit Yaşar Oğuzcan ve Yunus Emre. Çok değerli iki insan. Onların hayatları hakkında yön çalışmalarımızı yaptık. Evet. Şimdi çok fazla uzatmadan, geçen hafta biraz fazla uzatmışız. Bu hafta çok fazla uzatmadan direkt bu şairimizin, bu değerli şairimizin, bu değerli ozanımızın hayatlarını anlattıktan sonra sevgili Seyhan ve benim sizler için okuduğumuz şiirlere geçelim. Bir gün anlarsın. Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık, girmez pencerelerden beklediğin o aydınlık. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Kapanır yatağına, çaresizliğine ağlarsın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duyabilmek için. Vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini, uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden günlerine yanarsın, dolar gözlerinin içi burkulur. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardına gerçekler, acı. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın. Ümit Yaşar Oğuzcan 22 Ağustos 1926 yılında Tarsus'ta doğmuştur. Yaşamını doldurması gereken bir çile olarak gören yazarın çocukluk yılları sakatlıklar ve kazalarla geçmiştir. 3 yaşında ayağını kıran, 4 yaşında mangala oturan, 5 yaşında ise taş basamaklı merdivenden yuvarlanan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 7 yaşında da sandık kapağı kafasına düşmüş, geçirdiği şiddetli kızamık hastalığının ardından başına gelen yüksek ateşten ötürü kekeme olmuştur. 14 yaşında apandist, 19 yaşında böbrek, 30 yaşında ise bademcik ameliyatı geçiren yazarın bu talihsizlikler ve hastalıklardan ötürü büründüğü melankolik ruh hali hiç yakasını bırakmamıştır. Liseyi bitirir bitirmez iş hayatına atılan Ümit Yaşar Oğuzcan sırasıyla Osmanlı Bankası'nda, İş Bankası'nda, Yapı Kredi'de, Akbank'ta ve Türkiye İş Bankası yayınlarında müşavirlik yapmıştır. Klasik memuriyet hayatını şiirlerine de yansıtmıştır. Mesleğinin 30. yılında ise kendi isteğiyle emekli olmuştur. Lütfü ve Vedat isimli iki erkek çocuğuna sahip olacağı evliliğini 22 yaşında gerçekleştiren Ümit Yaşar Oğuzcan, büründüğü melankolik ruh hali nedeniyle mütemadiyen intihar fikriyle boğuşuyordu. Elbette kamuoyunda bu halini reklam amacıyla yaptığını ileri sürenler olsa da aile hayatında bunun olumsuz etkilerini fazlasıyla görmüştür. Oğullarından Vedat 18 yaşına geldiğinde Galata Kulesi'nden aşağı atarak intihar etmiş. Bu durumu kendine verilen bir ceza olarak gören Ümit Yaşar Oğuzcan'ın vicdan azabı ömrü boyunca hiç yakasını bırakmamıştır. 4 Kasım 1984 tarihinde hayata gözlerini yummuştur. 10 yaşındayken ailesinin teşviki ile şiir ile tanışan Ümit Yaşar Oğuzcan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerini ezbere bilen annesinin etkisiyle profesyonel şiir hayatına da erken yaşlarda atılmıştır. 1940 yılında 7 Gün dergisinde yayımlanan şiirinin ardından Varlık ve Hisar gibi dönemin popüler dergilerinde şiirleri yayımlandı. İlk kitabı İnsanoğlu'nun ardından 1975 yılına dek 50 adet kitabı yayımlanır. Bu eserlerinin 33'ü şiir, 13'ü biyografi ve 4'ü düz yazıdır. Bu kadar yürekten çağırma beni.
bir gece ansızın gelebilirim. Beni bekliyorsan, uyumamışsan sevinçten kapında ölebilirim. Belki de hayata yeni başlarım. İçimde küllenen kor alevlenir. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Kal dersen dağlarca severim seni. Bir deniz olurum ayaklarında. Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim duruverir dudaklarında. Ya da unuturum kim olduğumu, hatırlamam belki adımı bile. Belki de çıldırır deli olurum sana kavuşmanın heyecanıyla. Aşk bu, bilinir mi nereye varır? Ne durdurur özlemini, seveni? Bakarsın ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Ben bir Aytender tutturmuşum. Oh ne iyi. Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum, ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin, biraz Ayten sürüyorum, güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var. Ya da Ayten'i beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan, onun kokusu sarmıştır sokakları, onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızınlığında onun dudakları. Başka kadın övmeyin yanımda, gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne âlâ, oturabilirsiniz. Bir kadeh de sizinle içeriz. Aytenli iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakma. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir 10 liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem. 3 kere adını tekrarlarım, karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. 2 kere 2, 4 elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun. Ben yürürüm yana yana. Aşk boyadı beni kana. Ne deliyem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Akar suların çağlarım. Dertli ciğerim dağlarım. Şeyhim anıban ağlarım. Gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni, çok ağlattın güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, şeyh anarım dilden dile, gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun oluban yürürüm, o yâri düşte görürüm, uyanıp melül olurum, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağı yâreyim. Dost elinde avareyim. Gel gör beni aşk neyledi. Yunus Emre, Anadolu'da doğan ve Anadolu'yu Türk İslam kültürleriyle bütünleştiren oldukça önemli isimlerden biridir. Dünya üzerinde çok sayıda üniversitede kurulmuş olan Yunus Emre Enstitüleri'nde şiirleri incelenmektedir. 1240 senesinde Eskişehir'de doğduğu düşünülen Yunus Emre, hayatının tümünü Anadolu'da geçirmiş ve tüm Anadolu'da sesini duyurmuş, sevilen bir ozandır. Yunus Emre'nin birçok eseri günümüze kadar gelmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküş döneminde ve Moğolların istilasının gerçekleşmesiyle zulüm dolu bir dönemde yaşamış olan Yunus Emre'nin hayatı ve eğitimiyle ilgili pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Farsça ve Arapça bildiği fakat bu eğitimleri nereden aldığı bilinmemektedir. Bazı rivayetlerde ise Yunus Emre'nin okuma yazma bilmediği, babasının yanında çiftçilik yaptığı söylenmektedir. 1241 senesinde batıya doğru yayılmış olan Moğol istilasıyla çok sayıda sanatçı ve bilim adamı Anadolu'ya göç etmiştir. Yunus Emre de zulümün yaygın olduğu bu dönemde dünyaya gelmiş
hoşgörü ve halkı sevgiye davet etmek konularında şiirler yazmıştır. Yunus Emre derviş olarak Anadolu'ya, Azerbaycan'a ve İran'a seyahat etmiştir. Şam, Şiraz, Tebriz, Maraş, Nahçıvan, Kayseri, Sivas gibi günümüzde adına çok sayıda kültür merkezi olan şehirlerde bulunmuştur. Yunus Emre'nin evlenip evlenmediğiyle ilgili net bir bilgi bulunamamıştır. Kendisinin yazmış olduğu bir dizede belirttiğine göre çocuklarının var olduğu düşünülmektedir. Eserlerinin her birinde şeyhinin Tapduk Emre olduğunu bildirmiştir. Tapduk Yunus ismini bazı şiirlerinde kullanmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi için de birçok övgü dolu sözler söylemiştir. Bazı görüşlere göre Yunus Emre'nin Hacı Bektaş-ı Veli ile karşılaştığı söylense de buna dair hiçbir kanıt yoktur. 1321 yılında da vefat etmiş olduğu düşünülmektedir. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim gönül arzular seni. Yitirdim o dostu bilmem ne yanda, sevgisi gönülde muhabbet canda, yarın mahşer günü ulu divanda, ey sevdiğim gönül arzular seni. Yunus senin metin eder dillerde, sevilirsin bütün bu gönüllerde, ağlayı ağlayı gurbet ellerde, ey sevdiğim gönül arzular seni. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Okumaktan murat ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eğer hak bilmez isen abes yere yelmektir. Dört kitabın manisi bellidir bir elifte. Sen elifi bilmezsin bu nice okumaktır. 29 hece okursun uçtan uca, sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der hoca, gerekse bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Evet değerli dostlar, evet. Ne kadar güzel söylemiştim şairlerimizi, ozanlarımızı yine. Harika. Muhteşemler. Evet. O kadar zor şartlar altında yine güzellikleri bize sunmuşlar. Onun için bizim için çok değerliler. Biz bu programa devam edeceğiz. Talepler çok fazla çünkü. Evet. Güzel geliyor. Geri dönüşler iyi. Ama programa devam ederken ne yapmamız gerekiyordu? Hani hep söylüyoruz ya biz. Kanalımıza abone olup bildirim çanlarını açıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.